Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Bu sabah Bismillahirrahmanirrahim deyip işe başladım. Çok erken başladım, saat 4'te saat çaldı. Arkadaşlar, saat 5'te yollara düştüm. Şirkete gittim, toplantımız vardı. 2023 başlangıç için neler değişti, neler değişecek, neler başka türlü olacak filan, bunları konuştuk. Şu anda ben geri dönüyorum. Kanton Aargau'a geldim. Biraz evvel Kanton Solothurn'daydım. Balstal'daydım. Tabii ki gelecek müşteri bekliyor. Birazcık vaktim var. Öğlen paydosumdan biraz vakit ayırdım arkadaşlar. Size eski oturduğum mekanı göstermek istiyorum. Gelin beraber eski mekana bir bakalım. Bakalım Murat Bozdoğan nerelerde oturmuş, nerelerde yaşamış, nerelerde meslek öğrenmiş. Hangi mesleği öğrenmiş, gelin bu videoda da onları bir duyalım, seyredelim. Ne dersiniz? Ben şimdi şu anda Baden'deyim. Hemen hastanenin yanındayım. Baden Detwil burası. Kanton Spital Baden var yanında. Shell Tankstelle'deyim. Burada mazotumu da aldım. Tabii ki arabayı da çalıştıralım. Gelin hiç fazla beklemeden, vakit kaybetmeden yollara çıkalım. Ne dersiniz? Şu mikrofonu bir daha kontrol edeceğim arkadaşlar. Biraz evvel çalışmadı. Evet, çalışıyor. Böyle baktığım zaman görmüyorum. Kamerayı kendime çevirmem lazım. Öbür tarafta lambalar var mikrofonun. Çalışıyor. Yani boşu boşuna şimdi çekim yapmayalım. Yazık olur. Çünkü her gün buraya da gelemiyorum. Geri de dönmeye vaktim yok. Yaptığımız zaman dört dörtlük olsun. Arkadaşlar, mikrofona gelince, geçen de biliyorsunuz kamerayı kafaya taktım, GoPro'yu. Ondan çekim yaptım. Yalnız onun mikrofonu çok acayip şekilde, kuvvetli şekilde sesi çekiyor. Yani nefesim bile kuvvetli duyuluyor, biraz rahatsız ediyor. Onu söylemiştim, konuşmuştum. Bir arkadaş yazmış, abi mikrofon tak, tüylerini tak mikrofonun. Yalnız o GoPro'ya işte onu mikrofonsuz yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da yan bilgi olarak vereyim. Bize yeşil yanmış, daha fazla yeşil olmuyor bu. Onun için hiç durmadan devam. Şimdi en net Baden'deyim dedim. Yani Baden, en net, Detwil burası. Hastanenin olduğu yer, burasını tanıyanlar bilir. Ben şimdi Baden'e doğru yol alacağım. Baden'den Wettingen'e, Wettingen'den otobana çıkıp arkadaşlar Zürih'e doğru yol alacağım ve gelecek Zürih'te ilk müşterim bu sene Zürih'te olacak ve işe başlayacağım. Tabii ki işe başladım şimdi. Bu sabah toplantıya gittim çok erken. Arkadaşlar, inanamazsınız, saat 4'te o zil bir çaldı. Sanki gece yarısı kalkmış gibi oldum ve gerçekten sabahın 4'ü gece yarısı gibi oluyor. Evet, inşallah görüntüler böyle güzeldir. Ben çekimi iPhone'dan yapıyorum şu anda. Ekstern mikrofonla sesi alıyorum. İnşallah görüntüler iyidir. Ses de güzel geliyordur. Gelin şimdi Baden'den beraber geçelim. Tabii ki yeşil yanması lazım ilk önce. Şansımıza da burada da kırmızı yandı. Ama zannetmiyorum fazla uzun süreceğini. İnşallah fazla beklemez. Şurada yukarıda gördüğünüz sol otoban arkadaşlar Barek tüneli, öbür tarafa çıkıyor. Yalnız Baden'in içinden o zaman geçemeyeceğiz. Onun için buradan, bu amcam da işte biraz acele etseydi biz de geçecektik, olmadı. Evet arkadaşlar, sizin değerli vaktinizi almamak için kırmızı lambada kapattım orada birkaç dakika. Şimdi tekrar açtım. Önümdeki araba mesafeyi çok açmıştı biraz evvel ve aklıma da geldi. Şimdi dedim, bu yani oraya gidene kadar bize kırmızı yanacak ve aynen öyle oldu. Ve bakın, böyle olaylar oluyor ama olsun, canımızı sıkmayalım. Yapılacak bir şey yok. İşimize, yolumuza, yayınımıza devam edelim. Buralarda benim biraz evvel söylediğim gibi çocukluğum geçti, gençliğim geçti. Arkadaşlar, buralarda ben çalıştım, meslek öğrendim. Benim ilk mesleğim
Kaleferci'likti. Kalefer üzerine montaj, takma, sökme filan. Burada şimdi sol tarafta evler gelecek. Hatta onların kaleferlerini zamanında takmıştık. Şimdi şu anda 55 yaşındayım. O zaman 15 yaşındaydım. Yani hesaplarsanız 40 sene evvelsi o kaleferleri biz takmıştık. Burada sol tarafta evler, bu evlerin arkasında evler var. Oralarda çalışmıştık. Mesleğimi ben Wettingen'de yaptım. Şirketin adresi oradaydı ama tabii bu Baden, Wettingen buralarda hep çalıştık, servis yaptık. Yani gençliğimiz burada biraz geçti. Buralarda tabii o zaman Türk arkadaşlar vardı. Onlarla tanıştım. Çoğu geri döndü, çoğu başka yere taşındı. O zamanlar arkadaşlar cep telefonu falan yoktu. Tabii kontak o zaman bozuluyor. Çok gençlik arkadaşlardan çoğunun yani şimdi nerede olduğunu bile bilmiyorum. Böyle ayrıldık, gittik. Bazı arkadaşlar Türkiye'ye gitti, bazı arkadaşlar başka kantonlara taşındılar. Böyle izimizi kaybettik yani maalesef. Birkaç arkadaş daha var. Onların nerede oturduğunu falan biliyorum. Arada bir konuşuyoruz ama çoğundan maalesef kontak bozuldu diyebilirim. Bozuldu değil mi? Türkçe öyle deniyor herhalde. Bozuldu. Nerede olduklarını bilmiyorum şu an. Her neyse. Şimdi Baden'e giriş yapıyoruz. Baden'in şimdi merkezine geleceğiz. Büyük bir dört yol ağzı var. Onun arkası zaten Altstadt Baden. Yani Baden'in en eski evleri orada. Burada da inşaat mı var, ne var? Buraya arkadaşlar çoktan beri gelmedim, bilmiyorum, söyleyemem. Nasıl, burada bir inşaat var da artık ileride lamba mı var, ne var bilmiyorum. Şimdi biraz evvel, birazdan göreceğiz. Audi'ye de yol verelim. Buyur amca. Ve bakın. Baden'in merkezine geldik sayılır. Burada sol tarafta Hotel Linde var. Sinema var orada. Daha varsa. Bu evlerin arkası işte Baden'in merkezi arkadaşlar. Sol taraftaki büyük binanın arka tarafı aşağı doğru. Şimdi büyük bir köprünün üstünden geçeceğiz. O köprüyü geçtik mi Wettingen'e doğru gitmiş olacağız. Yalnız Wettingen'e tam girmeyeceğiz. Wettingen'den Baden arası evler arasında. Hatta bazı evler yarısı Baden, yarısı Wettingen. Onun için Wettingen, Baden savaşıyorlar. Şimdi orada oturan adam nerede vergi verecek? Yani Baden'de mi verecek, Wettingen'de mi verecek? Buradan şimdi sağa gidersek daha çabuk otobana gidiyoruz. Sola gidersek Bruck, Koblenz, Turgi. Turgi'de okula gitmiştik zamanında. Orada oturmuştuk ve bu bina yeni yapıldı arkadaşlar buraya. Burada eski bir bina vardı. O binaya büyülü bina deniyordu. Neden büyülü bina deniyordu? Ne zaman o binayı yıkmaya kalksalar... İlk günde daha bir işçi ya ağır yaralanıyordu veyahut da ölüyordu. Onun için senelerce denediler, yıkamadılar. Sonunda artık bir kişi iki kişi öldü de öyle mi yıktılar, nasıl oldu bilmiyorum. Yalnız büyülü bina deniyordu. Ne zaman yıkmaya kalksalar ya ilk günde gerçekten ya bir ağır yaralı oluyordu ya da bir ölü oluyordu. Onun için işi bırakıyorlardı. Senelerce uğraştılar. Ve şimdi bakın buraya orası yıkılıp bu yeni bina yapıldı. Bunun içinde hatta mahkeme falan da var. Yani burada evli olan arkadaşlar ayrılmaya kalktı mı? Burada benim gibi seneler evvelsi ben de bunun içinde. Benim o zamanki eşimle beni mahkeme ayırmıştı. Onun için ben de bu binayı içinden de görmüş oldum yani. Hadi yeşil yan bakalım. Yandı. Yürü amca yürü, yoksa yanar bak. Kırmızı yanar bana gene. Şimdi biraz evvel dediğim gibi büyük bir köprüden geçeceğiz. Altında Limmat, Limmat nehri var.
Zürih Gölü'nden geliyor bu tarafa ve Rhein nehrine akıyor bu limmat. Limmat Reuss Aare ile buluşuyor. Beraber ondan sonra Rhein nehrine akıyor. Rhein nehri de İsviçre'yi, Hollanda'yı filan bunları, bu ülkeleri sınır olarak ayırıyor ve ta Almanya'nın üst tarafında denize akıyor. Şimdi bu köprünün üstündeyiz. Baden demek, Baden Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman yüzmek, yıkanmak, temizlenmek anlamına geliyor. Neden buranın ismi Baden? Çünkü Baden'de yer altından sıcak kaynak sular var ve oralarda daha ta eski zamanlarda insanlar yıkanıyormuş. Hasta insanlar yine sıhhatine kavuşuyormuş. Onun için burası bayağı tanınmış bir yer. O zamanlar, yani o zamanlar ta uzak yerlerden buraya sıhhat için, yıkanmak için, o suyla yıkanmak için, o suyu içmek için buraya geliyorlarmış. O su arkadaşlar böyle özel bir kokusu var, onu da söyleyebilirim. Sanki bozulmuş yumurta kokusuna benziyor. Ama çok sıhhatlıymış ve buralarda oturanlar her gün gelirler oradan, çeşmeden bir bardak su içerler. Hatta orada böyle plastik bardaklar var, bedava belediye onları veriyor. Orada bir bardak su içerler. Biz çocukken bir gitmiştik, ben bir denemiştim. Yalnız böyle bozuk yumurtaya koktuğu için ben içememiştim. Evet, ve şimdi Wettingen'e geldik sayılır. Size şimdi göstereceğim arkadaşlar ne demek istediğimi. Biraz evvel dedim, bazı evler tam ortasında kalıyor Wettingen ile Baden arasının. Şimdi önümde, bakın şimdi burada Wettingen yazıyor. Bakın arkadaşlar, sağ tarafta ve böyle sollu sağlı sınır burası ve bazı evler gerçekten tam ortasında kalıyor. Ve şimdi Wettingen'e girdik. Videonun başında dediğim gibi meslek yaptığım şirket buradaydı. Bu Wettingen'in herhalde sokağı yoktur. Caddesi yoktur, sokağı, en ufak sokağı yoktur benim geçmediğim. Yani burada çok seneler yaşadık ve çalıştım. Kalefercilik yaptım, kalefer taktım, söktüm. İşte bayağı bir buralarda senelerimiz geçti arkadaşlar. Buralara geldiğim zaman tabii ki o seneler geliyor aklıma. O zamanki iş arkadaşlarım geliyor aklıma. Ne günler geçirdik, güzel günler geçirdik o zamanlar. Wettingen arkadaşlar köy olarak geçiyor. Köy, bir köy Wettingen. Yalnız Baden şehir, Baden'den nüfus sayısı daha fazla. Yani daha da büyük. Ama Wettingen şehir olmasını istemiyor. Neden? Wettingen köy olduğu zaman İsviçre devletine daha az vergi verdiği için buranın vergisi de çok küçüktür. Yani çok azdır. Onun için burada vergi az olduğu için buranın kiraları yüksektir. Yani burada oturanlar ucuz bir daire bulamadılarsa genelde kiraya yüksek bir para öderler. Veyahut da tabii ki kendin bir ev veyahut da bir daire satın alacaksın. Onların da tabii ücreti ona göre pahalı. Burada sağ tarafta Memo var. Takeaway, döner falan satıyor. Pizza, mitsa, hamburger. Öğlen yemeğini buradan yiyebilirsiniz. Türk vatandaşımız. Eskiden ben çok takılıyordum tabii ki. Buralar bayağı değişti. Bu sağ tarafta yeni fiyat satış yeri açıldı. Bu bina da yeni arkadaşlar. Ben daha eski binayı dünmüş gibi hatırlıyorum. Evet, Wettingen'in sonuna doğru yol alıyoruz. Şimdi birkaç araba satış yerleri daha gelecek. Gördüğünüz gibi Wettingen bayağı büyük, yani bir köy aslında, ama köy demeye şahit lazım.
Burada tekrar bir benzin istasyonu var, araba satış yeri var. Burada Skoda satılıyor. Skoda, bu da bu binada yeni arkadaşlar. Burada eskiden eski bir restoran vardı. Üstü oteldi, o da kiraya veriyorlardı. O çok eskiydi. Orada çalışan kadın işte emekli olduktan sonra o inşaat satıldı, matıldı, yıkıldı. Burada sağlı sollu Volkswagen satış yeri var. Ondan sonra Peugeot geliyor sol tarafta. Bu Peugeot'lar da benim baya baya hoşuma gitmeye başladı. Güzel arabalar yapıyorlar. En son çıkardıkları arabalar gerçekten benim hoşuma gidiyor. Ya gelecek arabam Peugeot olabilir. Şimdi BMW kullanıyorum biliyorsunuz. Yalnız BMW parası da işte ona göre neden Peugeot olmasın? Peugeot'da olabilir ileride. Evet arkadaşlar, buradan sağa saptığımız zaman eski oturduğum eve geliyorum. Hemen 300-400 metre sonra, yalnız ona vakit kalmadı. Yola devam etmem lazım. Bu videoyu çekebilmek için öğlen vaktimden zaman ayırdım. Öyle istediğimiz gibi de yani çekim yapamıyorum yani. Öbür arkadaşlar da istediği gibi bir dükkana gidip öyle alışveriş yapamıyor. Paydosundan ayırması lazım. Burada sol tarafta Mercedes satış yeri var ve Bettingen de burada bitmiş oluyor arkadaşlar. İleriden de otobana giriş yapacağım. Evet, beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah videom hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse arkadaşlar bana bir like verin, bir yorum yazın. Abone olmadıysanız, abone olursanız, sizler de bana destek olursanız sevinirim, gurur duyarım. En sonunda ne diyorum? Sıhhat, sıhhat en mühim. Sıhhatlı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.